terziliğe beni felek, yani eşimin hep iş sıkıntıları, hep iş sorunları oldu. Ben de hani ekonomik anlamda kendi harcımı çıkarmam gerektiğini fark ettiğimde küçük küçük önce perde, işte gecelik gibi şeyler. Önce zaten iş hayatında dantel örerek başladım. Dantel ve örgü kazak örerek birilerine. Ondan sonra makine aldım. Makineleri aldığımda da daha böyle bilmiyordum dikiş nasıl dikilir. Yapasök önce perde, işte böyle gecelik ev kıyafeti gibi. Sonra müşteriye bilemiyorum da diyemiyorsun. Böyle nasıl, hani çok yoğun olduğumu söyler. O yapılacak işe kafa yorar. Ona öyle kalıp çıkartırdım. Genellikle sipariş üzerine çalıştım. Böyle şey gibi, modacı gibi insanlar geliyordu. Kumaşlarını beğeniyorlardı, model veriyorlardı. Genellikle öyle çalıştım. Eşofman, takımlar, elbiseler. En çok çalıştığım şey eşofman takımı herhalde, böyle kapşonlu eşofmanlar. Ben tamir işinde çok şey değildim, yani benim çok fazla tamir de gelmezdi zaten benim dönemimde. Sipariş üzerine elbiseden mayoya, eşofman takımından gece kıyafetine, o tarz şeyler çalıştım. 16-17 sene falan sürdü. Öncelerinde parça kumaşlardan pazarı da çıkıyordum. Sipariş çalıştığım artan kumaşları çarşamba günleri sergi açıyordum aynı zamanda. Sonra iş o kadar böyle talep çoğaldı, o kadar çok istek oldu ki dikmeye yetişmekten pazar işi kaldı. Parçalı dükkanımda, hani dükkana sepete dikmeye başladım. Evet, ben tadilattan ziyade sipariş üzerine, istek üzerine, kişilerin beden ölçüsüne göre daha çok öyle sipariş çalıştım, kişiye özel. Köye gitmeden önce kızıma devrettim iş yerimi. Kızıma işi öğretirken, öğretme aşamasında aslında faydalı olmaya çalışırken onun yeteneklerini körelttiğimi, ona zarar verdiğimi fark etmeye başladım. Çünkü elinden geliyor, beceriyor, yapıyor. Ama yanında ben olduğum için ben önce hani anne şeyi, yüreği derler ya, ben dur yapayım derken baktım o böyle geriliyor. Dedim ben yavaş yavaş kendi kanatlarının üzerinde, kendi ayaklarının üzerinde bırakmalıyım. Yavaş yavaş uzaklaştım. Hani o terzi oldu, ben permakültürcü gibi doğal, eski o çocukluğumuzda doğal üretim yapıyorduk. Çiftçi kızıydım zaten. Çiftçiliğe geri döndüm. Damla işini öğrendikten sonra. İş değiştirmiş gibi olduk. O terzi oldu. Ben organikçi oldum. Belki gelecekte ikisini birden harmanlar. Hem terziliği hem hani organik terzi oluruz belki. Ve neden olmasın? Çünkü benim en büyük hayallerimden birisi ham kumaşı çalışıp böyle helenistik elbiseler dikip onları bitkilerle boyayıp pazarlamak ya da böyle insanlara sunmak. Belki bu konuda sergiyle açarım. Neden gelecekte Damla'yla bu projenin içinde ikimiz beraber olmayalım? Olabilir. Çünkü giyim de aynı yemek gibi büyük bir ihtiyaç. Tekstil de artık çok ucuzladı. Kıyafetlerde de kimyasallar vesaire çok ne olduğu belli değil. Belki ileride öyle güzel çalışmalar yaparız anne kız. Yaşım çok üretmeye elverişli değil gibi, ama ben genç kızlar gibi, genç insanlar gibi
çok fazla hayal kuruyorum gelecek için. Bazen bunalsam da hala umudum var. Umarım gerçek olur. Patron. Umarım becerebilmişsiniz. Neredesin canım? Bak bakayım, kontrol edelim sonra.